Adobe InDesign CS4'te yeni bir doküman açmak istediğimiz zaman istersek e, welcome sayfasında yani giriş sayfasındaki create new altındaki document butonuna basarak yeni doküman panelini açabiliriz veya menü bar'daki file e, menüsüne girip new'un altındaki document'ı seçerek de yine aynı sayfaya ulaşabiliriz. Bu sayfa yeni bir doküman oluşturacağınız zaman yapmanız gereken e, ön hazırlıkların e, bulunduğu paneldir. Yeni doküman sayfasını tanımak için en üstten tek tek e, bakabiliriz. Solda number of pages e, denilen kısımda e, gördüğünüz gibi bir rakam bulunmaktadır. Eğer sizin dokümanınız birden fazla sayıya, sayfaya sahipse siz buraya istediğiniz rakamı yazarak e, hazır olarak o sayfada o sayıda doküman açabilirsiniz. Sağda ise facing pages butonu kliklenmiştir. Bunun özelliği yüz yüze bakan sayfaları oluşturmak için kullanılır. Yani kitap, dergi, broşür gibi yüz yüze bakan ve birbirini takip eden sayfalar olduğunda bunu kullanmanız gerekir. Eğer tek bir sayfa ya da birbirini takip eden sayfa kullanmak istemiyorsanız, yani kitap veya dergi formatında herhangi bir çalışma yapmıyorsanız bunu kaldırarak daha ileride göreceğimiz gibi e, Pages panelinde sayfaların akışını e, alt alta sıralamış olursunuz. Hemen onun altında page size yazan kısımda e, dikkat edersek default olarak yani varsayılan olarak letter e, size gelmiştir. Ama bu menünün altında e, alışkın olduğumuz birçok e, boyutu görmek mümkündür. E, örnek olarak en çok bilinen A4'ü buradan seçebilirim. Dikkat edersek burada ölçü birimlerinde p yazar. Pika yani Amerikan ölçü birimidir. birimidir. Ama biz bunu e, santimetreye rahatlıkla çevirebiliriz. Bunun için burayı kapatarak e, ilk yapmamız gereken edit menüsünün altında preference paneli vardır. Yani burada seçenekler vardır. Burada units and increments yazan aslında e, ölçülendirmenin değiştirildiği yerdir. Bunu açtığımız zaman gördüğümüz gibi karda cetvelin ünitelerinin olduğu bir başlık vardır. Bunun altında yatay ve dikey düzlemde ölçülendirmeyi göstermektedir. Biz buna bastığımız zaman buradan direkt santimetreyi seçer. Dikey için de aynı şeyi yaparsak programımız bundan sonra santimetre üzerinden ölçülendirmeye devam eder. Text kullanacaksak örneğin dergi, kitap, broşür gibi içinde bol sayıda tekstin hatta tekst kolonlarının olduğu bir doküman hazırlayacak isek e, burada kolon sayısını verebiliriz. Örneğin ben dergi tasarladığımı varsayarsak buraya üç kolonlu bir dergi e, yapmak istiyorum ve buraya 3 yazıyorum. Gutter dediği kısımda her kolonun arasında bulunan ara boşluklardır. Bunu istediğimiz ölçüyü biz verebiliriz ama biz buraya yuvarlak olması açısından 0.5 santim yazarak e, tek sütunların arasındaki boşluğu belirlemiş olabiliriz. Panelin altında ise margin yazan kısımda sayfanın çalışma ile sayfanın kenarında kalan boşlukları yani margini gösteren ölçüler bulunmaktadır. Böyle dikkat ediyorsanız zincirle bunlar birbirine kittidir. Yani ben herhangi bir değişiklik yapmak istediğim zaman, örneğin 2'ye yükselttiğim zaman bu boşluğu otomatik olarak bütün boşluklar e, eşit sayıda yükselmektedir. Eğer bu zincire basarsan, bu zincir kırılabilir. Bu da bana mesela içerideki boşluğu 3 santim ya da dışarıdaki boşluğu 3 santim yapma özgürlüğü tanır. Yani zincir e, bütün kenarlardaki boşlukların birbirle orantılı olup olmamasının seçeneğidir. Ayrıca sağ tarafta e, more options yani ekstra opsiyonların olduğu bir düğme vardır. Buton vardır. Buna bastığımız zaman ise altta bleed and slug diye iki tane e, farklı kavram karşımıza çıkar. Bleed aslında e, sayfalarda silme resim dediğimiz yani sayfanın tam kenarına e, yapışık resimler kullanırken matbaada kesilirken herhangi problem çıkmaması için her zaman resimlerimizi indizayn dosyalarında 2 milim veya 3 milim dışarı taşırırız. Bu bleed'e yazacağımız örneğin 0.3 yazarsak e, yani resimlerimizi ne, ne kadar taşıracağımızı gösteren ayrıca dosyanın etrafında kırmızı ince bir çizgiyle 0.3 cm yani 3 mm bize bir boşluk tanır. Yani bir tasarım yaparken bunlardan destek alarak fotoğraflarımızı herhangi bir e, probleme maruz kalmasını engelleyerek oturtmuş oluruz. Slug ise e, yaptığımız tasarımların etrafında ekstra boşluk oluşturmak için kullanılır. Örneğin buraya 3 santim yazarsam e, ve zinciri kapatırsam bütün çalışma tarafında etrafında 3 cm ekstra boşluk bırakır. Bunun amacı ise matbaaya gönderirken ya da baskı yapılan yere gönderirken ekstra bilgi veya uyarı girmek için kullanılan bir alandır. Çalışmanın içerisinde bulunmaz. Bütün verilerimi girdikten sonra artık dokümanımı açmaya hazırım. Girmiş olduğunuz veriler doğrultusunda yeni dokümanınız açılmış şu anda ekranımızda. Öncelikle e, bu dokümanımızı kaydetmemizde fayda var e, ne olur ne olmaz diye save diyorum masaüstüne kaydediyorum ve yapmayı planladığımız dokümanda meyveleri anlatacağız meyvelerle ilgili fotoğraflar ve yazılar olacak o yüzden buraya e, meyve adı verip istediğim ben masa üstüne kaydederek dokümanımı kaydetmiş bulunuyorum zaten dokümanın tepesindeki tabloda da yeni verdiğim isimi e, solda görebiliriz. Önce çalışma, dokümanın çalışma alanını tanımak için bu çizgilerden bahsetmekte yarar var. Biraz önce doküman oluştururken bahsettiğimiz slug alanını mavi çizgiler gösterir. Hatırlarsanız buraya e, ekstra bilgi girebiliyoruz. İçeride gördüğümüz kırmızı çizgi ise e, matbaada basılırken bıçak bayı dediğimiz alanı gösterir. Yani biz resimlerimizi, grafiklerimizi bu kırmızı çizgiye dayarak 0.3 santim yani 3 milimetrelik bir güvenli alan oluşturabiliriz. İçindeki siyah çizgi ise dokümanınızın gerçek e, boyutunu göstermektedir. Çalışma alanını daha iyi tanımak için soldaki toolbarım yani araç çubuğumdan yararlanacağım. Tepesinde dikkat edildiği gibi iki tane üçgen bulunmaktadır. Bu toolbarı iki sütun ya da tek sütun halinde görmek için kullanılır. Bu tercihe göre kullanım tercihine göre değişebilir. Bu araç çubuğunun en altında sağdaki en alttaki butona bastığında ve basılı tuttuğunda preview, bleed ve slug diye üç tane e, opsiyon çıkar. Zaten preview şu anda e, ekranımda dokümanımda hiçbir şey olmadığı için beyaz görünmektedir. Eğer biz herhangi bir yazım, yazı ya da resim ko koysaydık bunu net bir şekilde görecektik. Bleed ise e, dokümanımızın e, biraz önce bıçak payı bıraktığımız kısmını bize göstermektedir. Ama hala siyah çizgi dokümanın gerçek e, boyutunu göstermektedir. En alttaki slug alanına bastığım ise dokümanın pdf'e çevrildiğinde e, karşımıza çıkacak Toplam boyutunu bize göstermektedir. Şimdi çalışma moduna geçmek için yani ekran moduna geçmek için soldaki düğmeye basarak ilk açtığım haline e, dokümanımı getiriyorum.